Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size telafi kodu paylaşacağım. Bu telafi kodu sayesinde bu ödülleri alacaksınız. Sizden ricam, videoya geçmeden önce beğeni atarsanız, abone olursanız ve yorum atarsanız çok sevinirim. Elimizden geldiğince size bu yararlı videoları paylaşmaya çalışacağız. Yeni başlayanlar için güzel bir ödül ama sonradan başlayanlar için küçük bir ödül gelebilir. Neyse ki şükürler olsun her şeye. Böyle arkadaşlar paylaşıyorum telafi kodunu. Şimdi paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle şunlara bir bakayım. Topla şunu. Şunu da topla. Öncelikle arkadaşlar sol üstten bunu kullanmayı bilmeyen arkadaşlarımız için öğreteyim. Sol üstten profil kısmına basıyorsunuz. Profil kısmına bastığınızda ayarlar kısmına basıyorsunuz. Ayarlar kısmına bastığınızda hediye telafi kısmına basıyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya kodu gireceğiz, tamam mı? Buraya kodu girdiğimizde arkadaşlar bakın. Sos K Formay May. Bu şekilde olduğu gibi yazıyorsunuz kodu. Enter basıyorsunuz. Bakın ben bir kere kullandım. Daha şimdi denedim. Başarılı bir kod. Bu kodların ortalama 24 veya 48 saat zamanı var. Bu kodları hızlı bir şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kullanmazsanız kodun süresi doluyor ve PUBG Mobile bu kodu iptal ediyor. Süresi dolduğu için. Şimdi arkadaşlar videoya girmişken size de yeni başlayanlar için yine bir gelişim taktiği söyleyeyim. Öncelikle arkadaşlar videoya girdiniz. Şeye pardon oyuna başladınız. Oyuna başlamaz arkadaşlar. Birlik kısmını ittifaka katılana kadar hızlı bir şekilde karargah binanızı geliştirin. Karargah binanızı geliştirdiğinizde en güçlü birliğe katılmaya özen gösterin. En güçlü birliğe katıldığınız zaman çünkü arkadaşlar burada müttefik hediye sandığı var. Burada müttefik hediye sandığında bu birlikteki oyuncular sağlam olduğu için kendilerine paket çekmek zorunda kalıyorlar. Yani kendileri bu şekilde oynuyorlar. Zorunda değil de açıkça. Kendileri zevkini bu şekilde alıyorlar ve bu şekilde oyununu oynuyorlar. Para yatırmadan adam yapamıyor abi. Her neyse, siz de bu paketlerden yararlanabilirsiniz. Para yatırmayan arkadaşlar için güzel bir tavsiye. He, tabii ki de şurada şöyle bir şey var. Onlara da ayrıyetten de birlik teknolojilerde gelişimlere katkı sağlayan arkadaşlar. Yani burada evet para yatırıyorlar falan alıyorum falan diye şey yapmayın. Kendinizi bu şekilde kandırmayın. Burada aldığınızda siz de birlik teknolojisine katkıda bulunun. Onlar da sonuçta size destekte bulunuyor. Siz de onlara destekte bulun arkadaşlar. Aksi takdirde sizi klandan atabilirler. Anlatabildim mi? Ondan sonra arkadaşlar burada birlik teknolojilerinde burada bağış yaptığınız zaman burada üst tarafta puanlar birikiyor. Bakın şurada. Altın ve gümüş. Altın ve gümüş biriktikten sonra arkadaşlar buradan birlik dükkanından hemen buradan gümüşlerle şey satın alabilirsiniz. Kalkan veya ışınlanma bilmem ne gelişmiş yer değiştirici falan filan. Bakın VIP gelmiş. Bak benim zamanımda yoktu eskiden buraya gelmiş çok iyi. VIP puanı alabilirsiniz ve VIP puanlarınızı da kullanabilirsiniz. Ve hızlandırıcı falan her şey var arkadaşlar. Ayrıca da burada bakın indirimli olarak şey sunmuşlar size. Alan değiştirici, kart bilmem neyi parçacık alabiliyorsunuz. Bu haftalık ama galiba sınırı var. Bu şekilde arkadaşlar ittifaka katıldınız. Tamam her şey güzel devam ediyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar gelişim tarafına geliyorsunuz. Araştırma tarafından gelişim tarafına gidiyorsunuz. Burada buralara odaklanıyorsunuz. Buraya odaklandınız. Geçti bitti. Tamam mı? Ondan sonra yetenek kısmında her level atladığınızda arkadaşlar burada yetenek kısmında şey yapıyorsunuz. Ekonomiye odaklanıyorsunuz. Bir de level nasıl atlanır diye soran arkadaşlarımız var. Level arkadaşlar level kapsül ne kadar kapsül kazanırsınız oyunda ne kadar vakit geçirirsiniz o kadar hızlı level atlarsınız. Ben mesela ne zaman kapsül harcasam bakın yani şey yüklesem benim levelim atlıyor abi. Anlamıyorum ben de. Yani gerçekten anlamıyorum. Develim atlıyor. Ne zaman kapsülü şey yapsam buraya eklesem sağ üst tarafa levelim yükseliyor. Çözemedim ben de level yeni bir şey mi bilmiyorum artık. Normalde daha hızlı oluyordu ama bu eskiden level şu anda daha yavaş ayarlanmış. O yüzden level arkadaşlar bu şekilde atlanır.
Yani bazı insanlar, bazıları program kullanıyormuş. Program kullanarak State of Survival'da 20 seviyeye geleyim de şu bilmem ne ödülü alıyor falan diye bir şey varmış. Bilmiyorum arkadaşlar veriyor mu ödülü ama level bu şekilde atlanıyor. Bilginize. Ondan sonra arkadaşlar bir işçinizi karargaha odaklıyorsunuz. Yükselttiniz bunu. Hemen diyecek ki kahraman merkezini 10 yap. Depoyu 10 yap. Ben de karargah binanı yükselteyim. Hemen öncelikle diğer işçileri direkt buraya odaklıyorsun. Sonra karargah binanı yükselttin. Buradan ikinci işçi var. İkinci işçiyi arkadaşlar nasıl alıyorsunuz? 500 kapsül ile 2 gün kiralıyorsunuz ikinci işçiyi. İkinci işçiyi 2 gün kiraladığınızda arkadaşlar şey yapıyorsunuz. Diğer işçiyi de kışla için falan kullanabilirsiniz. Pardon, şuradan çıkayım. Kullandıktan sonra mesela bakın arkadaşlar, gözetleme kulesi. Gözetleme kulesi ne işe yarıyor? Gözetleme kulesi arkadaşlar ne kadar yüksek seviyeye getirirseniz getirin, sizi casus attığınızda karşıdaki düşmanın ayrıntısına kadar, askerine kadar, kahramanına kadar, ince ayrıntısına kadar size detay verir. Bu detayları almanız için gözetleme kulesini yükseltmeniz lazım arkadaşlar. Hastane kapasitesi. Hastane arkadaşlar her zaman yüksek kalması lazım. Bakın ben yarıda bırakmışım. O 9, 17'ye bastım kalemi. 9'da şu anda. Niye? Odaklanmadım. Tabii ki şu an niye? Fazla askerim yok. Ama ileriki seviyelerde çok fazla askerim olacak. O yüzden hastane inşa ettiğiniz sürece, mesela bayağı inşa edeceksiniz, hepsinden yükseğe getirin. Çünkü hastane kapasiteniz dolduğu anda askerleriniz ölür. Askerleriniz, ölen askerleri geri getiremiyorsunuz ama yaralı olan askerleri geri getirebilirsiniz arkadaşlar. Hızlı asker iyileştirme taktiği de var. Onu ileriki videolarda göstereceğim arkadaşlar. Bu videomuzda arkadaşlar bu kadardı. Yani daha ne anlatabilirim diye düşünüyorum. Şöyle bir bakayım. Şurada mesela bunu bilmeyenler varsa eğer, bunu kilidini açmak için arkadaşlar kapsül satın alıyorsunuz. Diğerleri ise açık arkadaşlar. 7 günlük planda %5, 7 gün boyunca %5 oranında kapsül size veriyor arkadaşlar. 7 günün sonunda yani. 15 günlük planda 15 gün sonra diyor. 15 günün dolduğunda %20. 1000 yatırmışsanız kapsül, 200 kapsül bedava veriyor size arkadaşlar. 30 günlükte ise %50. 1000 yatırmışsanız 500 kapsül bedavaya geliyor size arkadaşlar. Burada yatırım gibi, faizli gibi, çalışma banka gibi düşüneceksiniz. Ticaret merkezi. Ben hiç yükselmiyorum, odaklanmıyorum. Şu anda hiç ihtiyacım değil açıkça söyleyeyim. Atölye. Bakın atölye arkadaşlar. Burada ekipmanlar üretiyorsunuz. Ekipmanları üretince arkadaşlar bunlar size çok fayda sağlıyor. Piyade olsun, avcı olsun, atlı olsun, çok büyük bir faydası var arkadaşlar bunların. Bunları o yüzden ileriki seviyelerde güçlendireceksiniz. Şu anda parçacık bulamayınca güçlendiremezsiniz ve bayağı para yatırmak lazım onun için. O yüzden ileri zor ve onu geliştirmek zor arkadaşlar. Ama geliştirince öyle böyle değil arkadaşlar. Çok güçlü askerleriniz oluyor. Ondan sonra bu tür şeyleri hep aynı şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Yeni erişen arkadaşlar, yeni kanalıma erişen arkadaşlar dinlesin ki yararlı olsun onlar için bu video. Bu şekilde arkadaşlar. O yüzden yardımcı olmaya çalışıyorum herkese yani. Yine diğer videoda görüşmek üzere. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olup beğeni atarsanız, yorum atarsanız çok sevinirim. Bay bay.